2024 yılında Bitcoin'den nasıl performans bekleniyor işte popüler tahminler şeklinde ifade ediyor. Buna bakacağız. 2024'te gerçekten BTC'de nasıl bir performans bekleniyor sorusuna cevap vermeye gayret edeceğiz diyebilirim. İyi bir performans bekleniyor. Yani bunu daha nasıl açıklayabiliriz onu da bilmem. Daha ne kadar net olabilir? Nasıl performans? İşte iyi performans yani sonuçta. Önceki videolarda bir konu üzerinde durduk. Bu noktada konuştuğumuz hususta 2024'te karşımıza gelecek olan katalizörler. Burada ABD'deki hükümet politikalarından tutun pek çok şeye kadar SEC'den girdik, FED'den çıktık. Bitcoin kullanım oranlarından bahsettik. Bla bla. Elon Musk'tan çıktık. Bir sürü şeyden konuştuk. 2024 yılında başta şakacı gibi durdum ama gerçekten iyi performans bekleniyor. Ne söyleyebilirim ki? Ben dediğim gibi şu an için şahsi beklentimdir. Ocak ayında bir 60 bin ortalama Mart ayında da özellikle Fed faiz indirimini verirse 100 bin dolar fiyatını bekliyorum BTC'den. Bu şu an yeni gelenler için belki fazla kolay fakat biraz daha yeninin eskisi diyeyim yatırımcılar için yani belki 2022-2021'den beri piyasada olan yatırımcılar için birazcık zor gibi gözüküyor olabilir. Çünkü piyasaya yeni giren yatırımcı işte piyasa şöyle uçuyor, kripto şöyle bir yer, böyle bir yer şeklinde ifadelerle piyasaya girdi diye düşünüyorum. Merak etmeyin sizin tuzunuz kuru olacaktır. Siz beklemeyeceksiniz. Siz iyi zamanda geldiniz yani. Gerçekten de 2024 beklediğinizi verecek. Biraz daha eski olan yatırımcılar da sıkı bir ayı geçirdikleri için 2021 sonu, 2022'nin tamamı, 2023 Ekim'e kadar fiyatlar yükselse de o kadar yavaş, o kadar ağır hareketler yapıldı ki artık muhtemelen yatırımcı demiyor ki lan arkadaş şaka maka ATH mı olacak, 100 bin dolar mı olacak falan. Çünkü 15 bin dolarları gördük. Şu anki fiyat onun 3 katı hemen hemen. 15 bin dolar fiyatı görüldüğü için 45 bin doların geldiğine ne yatırımcı şu anda inanabiliyor ne de 100 bin doların geleceğine. Ama piyasa böyle. Ayı sezonları yavaş yavaş ağır ağır böyle işlete işlete düşer. Tamam mı? Ha oldu, ha başlar, ha başladı, başlamaz. Sizin de gördüğünüz gibi zaten 2021 sonunda sezon başladı. Aha buyur 2024'e gireceğiz yani. Boğa sezonuna geçtik. Doğru mudur? Doğrudur. Dolayısıyla bu şekilde bir süreç var. 2024'te maksimum hangi seviyeler görülür? Ben ne bileyim hangi seviyeler görülür? Bilen varsa ki yok. Bana da söylerse olur. Söylemese de olur. Yani bu çok da merak unsuru değil. Ölçü de değil yani. Sezonun geneline bakmak lazım duruma göre. 2024'te ben bilmiyorum ki 200-250 bin dolar belki olabilir. 2025'te süreç devam eder. Yani mevcut boğa sezonu devam edecektir. Maksimumla alakalı farklı görüşler var. 500 bin dolar diyenler var. Mümkündür, olabilir. Bu sezon 500 bin dolar da gibi hani fiyatlar da seyredebiliriz. Dediğim gibi bekleyip göreceğiz yani süreci. Tabi burada önemli olan şu mu olacak, bu mu olacak demenin anlamı yok. Bu sadece şeye girer. Böyle nasıl diyeyim şaklabanlık yaparız yani. Bunun yerine nereden almalıyım sorusunu cevaplayın. Ve vakti geldiğinde nereden satabilirim sorusuna cevap vermeye çalışın. Öngörülebilir, ufuk çizgisini kadar hiç değilse görebildiğimiz zaman dilimlerinde o zamanlar satışlar yapılır. Yani olay budur. Spekülasyon lazım değil. Bitcoin dünya genelinde piyasa değeri bakımından önde gelen kripto para birim volatil ancak umut vadeden seyir izleyerek finans dünyasını etkilemiştir. Tabii ki. Mesela az önce dedim ya Ekim'e kadar da çok ağır ağır gitti falan diye. Ona rağmen yine de Ekim'e kadarki harekette
Her şeye rağmen diğer varlıkların tamamına göre çok çok daha ileri bir performanstı. Mike Novogratz BTC değerinin Sage tarafından onaylanması durumunda 70 bin dolara ulaşabileceğine inanmakta. Ya bilmiyorum, mümkündür hani 70 bin dolar. Ben kendi şeyimi söyledim. Yani anında patlamayla 60 bin dolara ulaşır. Devamında 70 bine de ulaşır da neye göre söylüyoruz? Hani buna göre de değişir. Ben ETF onaylanmadan BTC'nin kırılımla 52.300 onaylandığı zaman da gün içerisinde, yani aynı gün 60 bine bir patlama bekliyorum. Ya durum bu. 70 bine de ilerleyen vakitlerde tabii ki ulaşır yani. Bitcoin stoktan akışı, bu arada hatırlatmak lazım, Ocak ayının başında onaylanacak şey. Bitcoin stoktan akışı modeliyle tanınan takma adlı analiz Plan B, kendi BTC fiyat tahmini açıkladı ve kripto paranın 2024'te 100 bin dolara ulaşabileceğini gösterdi. Ben bu şekilde yorumlara biraz uyuz oluyorum açık söylemek gerekirse. Ve normalde şaka amaçlı söylemler olması gerektiğini düşünüyorum ama ciddi olunması daha da tepemin tasını arttırıyor. Neye sinirlendim? Ya adam, hani sorsan ben şöyle biliyorum, böyle şöyle, ama söylediği şeye bak. Bitcoin 2024'te diyor, stok akış modeline göre 100 bin dolara ulaşabilir. Arkadaşım, herkes bunu biliyor, farkında mısın? Yani objektif düşündüğü zaman piyasada eski olan yatırımcı da, yeni olan yatırımcı da, seveni de hatta sevmeyeni de, Jim Cramer bile 2024'te 100 bin doların geleceğine dair konuştu. Sen ne anlatıyorsun? Yatırımcıya yol gösterici adam gibi bir şey söyleyeceği yerde 2024'te 100 bin dolar geleceğini düşünüyorum diyor. Ulan herkes düşünüyor zaten onu. Senin bir başkasından farkın ne burada? Ne anlatıyorsun peki? Niye dinlesin o zaman insanlar seni? 100 bin dolar gelebilir. Doğru gelir. Bak gelebilir demiyorum ben. Gelecek zaten. 2024 için Bitcoin fiyat tahminleri 30 bin dolardan 120 bin dolara değişmektedir. İyice sıçmış zaten burada. Mike Novogratz, Galaxy Digital kurucusu diyor, 70 bin dolara kadar gelir. Gelecek yıl bu zamanlarda eski zirvelere gidebilir miyiz? Tabii ki şeklinde söylüyor. Gelecek yıl başlarında da gideriz. Merak etmeyin. Ana hatlarıyla durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.